Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı Fener'in maçı var. Şimdi hepinizden ricam şu. Lütfen ama lütfen ister totem olarak kabul edin ister başka bir şey olarak kabul edin. Bu videoyu izliyorsanız kanala abone değilseniz abone olun. Kanala aboneyseniz de bu videoyu beğenin. Eğer bu videonun beğeni sayısı 400'ü geçerse Fenerbahçe rahat bir galibiyet alacak ben onu da söyleyeyim. Eğer şurası 29.300 olursa maç başlayana kadar Fenerbahçe yine rahat bir galibiyet alacak. Bakın Seviye maçında dedim dinlemediniz beni. Ee, bari bu sefer şey yapın. Ya içime bir his doğuyor. Böyle olursa böyle olur gibisinden yani totem olarak düşünmeyin bunu. Ya 400 beğeni ya şurasının 29.300 olması. Lütfen ricamı kırmayın. Bakın dediğime uyun. 29.300 yapın. Bakın Fenerbahçe rahat kazanıyor mu kazanmıyor mu? Kazanmıyorsa istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani canınız sağ olsun. Ama e, içimden bir ses böyle söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bir sıkıntı vardı. Enner Valencia sıkıntısı. Alanya Spor maçı öncesinde son antrenmanda ağrı hissetti arkadaşlar. Ve e, şu an durumu netlik kazanmadı. Yani her an her şeye hazırlıklı olun. Maç saatinde belli olacak. E, haberiniz olsun yani ağrı hissettiğini söyledi Alanya deplasmanında oynaması bekleniyor ama son durumu maç saatinde belli olacak Fenerbahçe'de 5 eksik bir sürpriz haberiyle devam edelim hızlı bir şekilde devam ediyorum çünkü haberler bittiği zaman yorumlara geçeceğim ve haberleri de bitirmem lazım arkadaşlar kamp kadromuz açıklandı Ben de görsel olarak da, da ama gerek duymuyorum Şimdi sakatlıkları bulunan Batshuayi, Luan Perez ve Lincoln Henrique yoklar. 3. Ayrıca sarı kart ceza sınırındaki e, sarı kartını tamamlayıp ceza al düşen Atilla de yer almıyor. 4. 5. Sürprizde Nazım Sangare, sanırım Nazım Sangare hazırlık maçı hariç oynamayacak gibi duruyor. 5. Gustavo Henrique bir haftalık aranın ardından kadroya dahil edildi. Ee, yani Valencia'da kadroda yer aldı. Ağrı hissetmesine rağmen. Durum maç saatinde belli olacak. Fakat ben başka bir şey söyleyeyim. Alioski'de e, yer aldı arkadaşlar. Yani Alioski'de takım kadrosunda yer aldı. Yani 5 eksik 2 sürpriz diyeyim ben size. Şimdi Fenerbahçe bir şoku da Altay Bayındır'dan yaşadı. Takat mı hocam? Yok, bu sefer iyi bir şok yaşadım. Fenerbahçe Altay Bayındır'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Yapılan resmi açıklama şu şekilde: 2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyetiyle ile futbol ağa takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır'la sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A milli takım forması da giyen kaptanımız Altay Bayındır 2026-2027 sezon sonuna dek futbol takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındır'ımızın Fenerbahçe'mizin bir numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına başarılarıyla yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a Fenerbahçe'mizin çatısı altında hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz demiş. O Altay Bayındır kendisine komisyoncu denilmesine rağmen ısrar edip kendisini Fenerbahçe'ye aldıran Ersun Yanal'ın takımına karşı inşallah bugün kahraman olacaktır. Maçın kazanılmasında da pay sahibi olacaktır inşallah arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Altay Bayındır gibi bir kaleciyi alacak olsak arkadaşlar kimse kendini kandırmasın. Form düşüşleri yaşayabilir. Her kaleci, her sporcu, her futbolcu bunu yaşayabilir. Ama form düşüşleri geçici, klas kalıcıdır. Ayağı iyi top yapabilen, geriden iyi oyun kurabilen Hoşkanlılı hakim. gerçek hayatta da kültürlü, bilinçli, bilgili, ahlaklı, yani kariyerli, karakterli, kütür kütür bir kardeşimiz Altay Bayındır ve yaşı henüz 24. Yaşı henüz 24. 13 milyon euro piyasa değeri var arkadaşlar. Ve ben şunu söyleyeyim size. Altay Bayındır şimdi Inter'e gidebilir. Şimdi Ajax'a gidebilir. Şimdi bir başka takıma gidebilir. Şimdi istediği her yere gidebilir. Niye gidebilir? Çünkü en az 8-9 milyon euro para kazandırıp gidebilir. Ben şunu savunayım arkadaşlar. 6 ay gibisini bulamayız falan filan demeyin buluruz. Bir kere 6 ay gibisini buluruz. Fakat Fenerbahçe'den çıkan, altyapıdan çıkan kalecilerin A takımda kalecilik yapıp arkadan gelenlerin önünü tıkamasından ben bıktım. Yani Volkan'dan, yani Engin İpekoğlu, Volkan Demirel, hani Rüştü Reşper hep böyle oldu. Ya kardeşim gençse genç de oynayabilecek durumda olması lazım. Bence oraya bir dikkat etmemiz lazım, oraya bir dikkat çekmemiz gerekiyor. Ee, hani Altay ay 8-10 milyon euro teklif gelirse tabii ki de satılabilir. Ben e, burada önemli bir detay vermiş olduğumu düşünüyorum. İnşallah mesajı çakustladınız. Batşıu ayı yok dedik ve Fenerbahçe'den batışıu ayı açıklaması geldi. Biliyorsunuz Sevilla karşısında sakatlık yaşayan Batshuayi'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniliyor. Fenerbahçe 1-0 kazandı ama maalesef Avrupa defterini Batshuayi ve Lincoln'u kaybetti. 4-6 hafta arasında uzak kalması bekleniyormuş. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır. Diyor ee, şimdi 25 maça çıktı. 15 gol 1 asist. Arkadaşlar ben şu anla ilgili bir kehanette bulunayım mı? Hani benim kehanetlerim meşhurdur ya. Güleceksiniz. Dalga geçeceksiniz. inanmayacaksınız, Hadi lan diyeceksiniz. Ama Beşiktaş maçında %10 yedek dahi olsa kadroda yer alabilir. Beşiktaş maçından sonraki maçta %70. Ondan sonraki maçta %99.9 kadroda yer alacak. Hissi konuşuyorum arkadaşlar. İnşallah hani hepinizin inşallah hocam dediğini duyar gibiyim. İnşallah dediğim gibi olur. Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Şimdi biliyorsunuz tecrübeli stoperimiz Serdar Aziz. Takımdaki geleceği netleşti diyor haber. Tabi sürpriz transfer iddiası ortaya atılmıştı sözleşmesini 2022 yılında 3 yıllığına uzattı. Dikte bir süredir kesik yiyor. Seviye eşleşmesinde formasını kaptı. Şimdi Atilla Salai'nin sarı kart sınırında yani sarı kart cezası olması sebebiyle de %99.9 bugün ilk 11'de sahaya çıkacak ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. Bunlar normal şeyler. ama ben bunu yalanlamıştım. Haber de beni doğruluyor. Hani sezon sonunda Jorge Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyormuş. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ya hakikaten bir şey söyleyeceğim bak. Galatasaray kaybetti ya. İnşallah Fenerbahçemiz kazanır. Fenerbahçemiz kazandıktan sonra hala Jesus gitsin diyecek misiniz? Hani o ara hatta şunu söyleyeyim. Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş maçı cuma gününe verildi diyelim. İlk maç o maç. Fenerbahçe 1-0 kazandı diyelim. İnşallah kazandı. Bir sıfır kazandı Fenerbahçe diyelim. Şimdi bir hayal de bazı şeyleri. Galatasaray maçı Fenerbahçe'den sonra olacak şekilde. Hala istifa eder misiniz? Demezsiniz. Arkadaşlar bir maçta iki maçta değişecek şey için niye bu kadar acelecisiniz? Yorumlara bakıyorum Ali Koç olduğu sürece şampiyon olamayız diyor. Arkasına diyor ki Ali Koç niye devre arasında şunları transfer etmedi? Lan madem Ali Koç varken şampiyon olamıyoruz niye transfer etsin? Bakıyorsun bir arkadaş diyor ki bu hükümet varken şampiyon olamayız diyor. Aynı arkadaş diyor ki işte çöplerle doldurdu takımı. Ya madem hükümet varken şampiyon olamıyorsun niye çöpleri Öbür arkadaş diyor ki işte bilmem Jesus'la şampiyon olamayız. Öbürü diyor ki işte Jesus'un istediği futbolcular alınmadı. Ya madem Jesus'la olamıyor istediği futbolcular alınmasa ne? Öbürü diyor ki Jesus'un istediği topçular alındı. Ali Koç bütün yetkiyi ona verdi yanlış yaptı. Ne yapacaktı? Bu kadar ünlü bu kadar kendini kanıtlamış hocaya karşı sen dur sen bir şeyden anlamıyor mu diyecekti. Ki bana kalırsa hani Jesus'un parlatmaları meşhur ama baktığın zaman bizde parlattığı oyuncu sayısı az. Enteresan. Şimdi şu da var. Bakın bu benim dikkatimden kaçmıyor ama sizin dikkatinizden kaçıyor gibi. Şimdi arkadaşlar İsmail Yüksek belli bir transfer market değerine çıktığı Milli takıma seçildi. Uzun zaman oynatmadı. Tekrar oynattı seviye maçında. Sırıttı mı? kusurlu diyebilir misiniz? 10 üzerinden vicdansızlık edip 8 verebilir misiniz? Yine de veremezsiniz. Bu da iyi tarafı değil mi? Belli bir seviyeye çıkarıyor orada tutuyor. Mesela Emre Mor. Hocam Emre Mor oyuna girse bir şey yapamaz diyor musunuz demiyorsunuz. Bak belli bir seviyeye çıkartıyor ama az süre veriyor. Belki de onun ritmi budur. Yani oynattığı futbolcular üstüne düştü. Futbolcular belli bir seviyeye çıkartıyor orada tutuyor. Bu da büyük bir başarı. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de kalacağını söylüyor. 18 maça çıktığını söylüyor. Fenerbahçe'den Zenit ile özel maç. Şimdi ben dünkü videoda yalanladım. Yalanladım derken hani 23 Mart'ta Fenerbahçe'nin Zenit ile bir hazırlık maçı planlanıyordu. Ancak muhtemelen iptal edilecek dedim. Çünkü sakatlarımız çok, milli takıma giderimiz çok dedim. Fakat Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Karşılaşmanın geliri afet bölgesine aktarılacak şekilde e, ee, Zenit'te karşılaşacağı duyuruldu. Yalnız maç saati çok enteresan. 23 Mart Perşembe günü saat 19'da. Hocam nesi enteresan? Şehrü Ramazan. <laughs> Ramazan ayı size bir şey ifade ediyor mu? Evet hocam. Ne ifade ediyor Ramazan ayı? Ramazan demek Nihat Hatipoğlu demek. Yok o bırakmış görevi. Ha, Ramazan demek Fatih Çıtlak demek. O devam ediyor. En son bir şey demişti. İmza attığınız gün, evlendiğinizde imza attığınız gün hayatınızın karardı şey pardon, hayatınızın değiştiği gün demişti. Yani oruç, iftar, sahur İstanbul'da bildiğim kadarıyla 19'dan sonra iftar vaktine denk geliyor. Birçok taraftarımız oruçlu olarak maça gidecekler gibi duruyor. Bu arada inşallah Ülkemiz adına da bir duada bulunayım arkadaşlar. Mübarek Şaban ayındayız. Ramazan'a girmek üzereyiz. İnşallah bu güzel ayların hürmetine özellikle Ramazan ayının hürmetine ülkemizdeki deprem, sel, dolu, taşkın, afet, kasırga, tsunami artık başımıza gelecek ne varsa inşallah Ramazan hürmetine başımızdan gider. Akıllanacak insanlar inşallah afeti felaketi görmeden akıllanırlar ya da akıllanmaya meyil olanları inşallah akıllanırlar. Akıllanmayacak kişiler için de Mazlumun garibanın inşallah canı yanmaz diye dua ediyorum arkadaşlar. Fenerbahçe bu şekilde bir açıklama yapıyor. Fenerbahçe'miz milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgemize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi Zenit FK Zenit ile karşılaşacak. Tüm gelirlerin depremzede de vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması 23 Mart Perşembe günü saat 19'da Ülken Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız diyor. Ben Alanya muhtemel 11'ini vermedin değil mi? Vereyim. Altay sağda Ferdi, solda Osterwold, stoper ikilisi, Samet Serdar mecburen sanayi yok. Gustavo yedek. Orta ikili de herkes Arao Crespo yazmış. Deplasmandayız. Deplasmanda olduğumuz için Arao Crespo mantıklı. Kabul. Ama ben bir sürpriz bekliyorum. İkisinden birinin yerine ya İsmail Yüksek ya da Mert Hakan bekliyorum. Haberiniz olsun. Aslına bakarsanız bana gelen sürpriz bir duyum. Arao'nun üçlü savunma şeklinde oynayacağımız, Arao'nun stoperlerin arasında yer alacağı, merkez ikilinin de İsmail Zayt olacağı şeklinde ama hadi canım dedim. Yani hadi canım dedim. ya Bir daha söylüyorum anlaşılsın diye kadro olarak vereyim. Altay, Serdar, Arao, Samet. Önünde İsmail Zayt, sağda Ferdi, solda Oster Voldem. Hücum hattında İrfancan Kahveci, Joshua King Valencia şeklinde. Yani böyle bir kadro olur mu olmaz mı bir şey diyemem. Ama mantık kadrosu Altay, Ferdi, Samet, Serdar, Osterwolde orta ikili de Arao Crespo şeklinde çünkü deplasmanda oynadık mı hep bu ikiliyi tercih ediyor. Ben de biliyorum İsmail'in performansı iyiydi. Ben de biliyorum Arda Güler'in performansı iyiydi. Ama dinlendirebilir çünkü maç arada da çok yakın. Sağda İrfancan, solda Rossi, forvet ikilisinde Batshuayi, Valencia ve Joshua King şeklinde bir ikili düşünüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bana kalsa Forvet ikilisini kim yaparım biliyor musunuz? Şimdi dalga geçeceksiniz. Şimdi sen futboldan ne anlıyorsun diyeceksiniz ama bana kalsa forvet ikilisini bak ya Ca Pedro King yaparım. Valencia'nın madem sakatlığı var. Durdururum. Yani haberiniz olsun çünkü hamle oyuncusu olarak daha iyi olsa kenarda tutarım. Son zamanlarda düşüşte. Ya da İrfancan Kahveci Valencia yaparım. İrfancan'ın bu maçta kaleyi karşıdan görüp yani çok geriye dönme sorumluluğu yaşamayıp uzaktan çekeceği bir şut maçın kaderini belirleyebilir. At sağda Emre Mor'u. At sola Rossi'yi. Rossi Emre Mor taşısın getirsin. İrfancan gelişine oturtsun. Valencia koşu yapsın. Farklı kazanır geliriz. Ben de böyle şeyi söyleyeyim. Şimdi Zenit maçı için yanlışım varsa düzelteceksiniz arkadaşlar. Ama milli takım hani Fenerbahçe transfer markı mi taştı. Milli takıma gidenleri saymadan bir ilk 11 çıkartmaya çalışacağım. Ertuğrul genç takıma gidiyor. Hani Ümit Milli takımı. Altay A takıma gidiyor. İrfan Can Eğri Bayat kaleci mecbur 1. Luan Perez sol bek hani dörtlü savunma diyelim. O da iyileşirse hani iyileşmesi Luan Perez de yok. Mustafa Yeneke stoperin biri Serdar Aziz stoperin ikincisi tamam. Onu çözdük. Osterwold'e 6 e, alt yaş için gidiyor mu? Gitmiyorsa Osterwold'e sol bek. Hazırlık başında da oynar. Zaten muhtemelen gitmiyordur ki belki de bu turnuva onun için düzenlenmiştir. Yani takıma tam alışsın diye. Muhtemelen gitmiyordur. Osterwold'e sol bek diyelim. Gustavo Serdar Aziz tamam. Sağ bekte Ferdi gidiyor. O gidiyor. Nazım gitmiyor. Sağ bekte Nazım'ı izleyeceğiz gibi duruyor uzun zaman sonra. Orta ikili de Arao Crespo 2. Önlerinde Mert, bak Mert Hakan yanında sağ kanat oynar. Sağ çizgide. İsmail gidiyor. Zaits gidiyor. Arda Güler gidiyor. Rossi gidiyor. İrfan Can gidiyor. Emre Mor da diğer kanat oynar. Ya da Emre Mor sağ kanat oynar. Mert Hakan sol kanat oynar. Ee, Ca Pedro gitmiyor. Ca Pedro forvet. Joshua King. Ben gidiyor diyebiliyorum Norveç bir takım ama gitmiyorsa da Pedro, King, Serdar dursun. Bu üçlüden biri bir kanat oynar. Diğer öbür kanat oynar. Ya da ee, Mert Hakan yedek kalır Kanat'ta King oynar Pedro ve Serdar Dursun'u izleriz gibi Yani anca bunlar kaldı Bir yedekle maça çıkarız Gençlerle Hayırlısı olsun Biz bugünkü maçı kazanalım da Şu milli araya kafamız rahat girelim de Kendimizi bulalım da Gerisi çok mühim değil Onu düşünmekten bunu düşünmekten Bir, bir çeşit olduk arkadaşlar Allah sonumuzu hayır etsin yani beni aktaracaklarım bu kadar. Ha şunu soracaksınız. Hocam Zayt ve Valencia sözleşme konusunda ne diyorsun? Arkadaşlar ben size ilk günden beri söyledim. İsmail Yüksek'te 6 ay bayında da siz bize sözleşme getirin biz imzalayalım diyor dedim. Valencia'nın isteği biraz fazla. Zayt's'ın isteği de biraz fazla. Her ikisi de bizim istediğimiz rakamları kabul ederlerse sıkıntı kalmaz. Diğer takımlardan aldık mesela Zayt'sın diğer takımlardan aldıkları teklif bizimkine yaklaşamıyor bile. Hani Zayt'sın %99 imza atmasını bekliyorum. Fenerbahçe'yi de uzatmak için. Ama Valencia'nınki Valencia'ya Arap Yarımadası'ndan gelen teklif insanüstü bir teklif. Yani korkum ne biliyor musunuz? Korkum Valencia'nın ben sakatlandım sezonu kapattım deyip kenara çekilmesi. Korkum bu. Yani İnşallah Valencia'ya ile uzatırız da korktuğum başıma gelmez. Ben bu kadar söyleyeyim siz gerisini anlayın. Asıl Valencia şoku bu. Altay Bayındır içinde bir sıkıntı yok. Çok şükür sözleşmesini uzattım. Şuna <laughs> 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 bakmayın. Batuay içinde size ben şifreyi verdim. Umarım aldınız. Görüşmek üzere. Lit lütfen rica ediyorum. Şurayı 29.300 yapın. Maç saatine kadar rahat bir maç izleyelim. Lan kendim için istemiyorum Fenerbahçemiz için istiyorum ya. Ya da 400 beğeni atın. 400 tane Fenerbahçeli yok mu beğeni atacak? Bir butona basmak çok zor mu? Hadi hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, desteklediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.